Ülkemizde aşılama kampanyasına, vaksinasyon kampanyasına start verildi. Biz bu istikamette ictimaiyyətimizə önceden de məlumat vermiştik. Türkiye Səhiyyə Nazirliği ile çok yakın işbirliği içerisinde çalışırdık. Ümumiyyətlə pandemiyanın başından indiyə kimi Türkiye Səhiyyə Nazirliyinin COVID-19 Bilim Kurulu ile bizim Bilim Kurulunun üyeleri arasında çok ciddi bir işbirliği var idi. Pandeminin başından biz Türkiye'de seferde olmuştuk. Bu ilin Mart ayında, yani 2020 yılın Mart ayında ve o zamandan indiye kimi bizim daim əlaqələrimiz var ve atılan adımlar pandemiya ile mücadele kapsamında atılan bütün adımlar Türkiye'deki elm adamlarımızla da müzakirə olunarak birlikte atılır. Ve biz de elmi komitelerimizde hansı aşını alaq, hansı aşı ile insanlarımızı aşılayaq mövzusunda da yaxın işbirliği içerisinde olduq ve biz heyetle beraber Aralık ayının başında, 2020 Aralık ayının başında Türkiye Sağlık Bakanlığı'nda bir seferimiz oldu ve orada müzakirelerimiz oldu. Ve biz de inaktif aşının alınmasına karar verdik. Artık Türkiye'de de bir neçə gün önce bilirsiniz, keçen hafta, öten hafta artık aşılamaya sağlık çalışanlarından başlanılmıştır. Ve Türkiye'de inaktif aşılarla bu prosesi başlatmıştır. Ve bildiğiniz gibi Sinovac şirketi, Çin'in Sinovac şirketinden bu aşılar alınıbdır. Sinovac şirketi hem Türkiye Cumhuriyeti'nde hem de Azerbaycan Cumhuriyeti'nde resmi distribütörü Türkiye'de yerleşen şirkettir. Kemin İlaç şirketi. Ve o şirketin Azerbaycan'da da resmi distribütör olduğuna göre şirket üzerinden biz de Sinovac şirketiyle əlaqələr qurduq ve 4 milyon doza, yani 2 milyon vətəndaşımız için vaksin alınmasından bağlı anlaşma imzalanmıştır ve bu anlaşma kapsamında da ülkemize aşının ilk serisi, ilk partisi artık gelmiştir. Ve biz Türkiye'de yerine getirilen 3. faza klinik araştırmalara da çok yakından biz maraqlanmıştık ve bizim için el çatan idi ve o araştırmaların neticelerine de güvenerek bu yola çıktık ve aynı zamanda ülkemize dahil olan aşı partiyası bizim anlaşmamızda da var. Her seferinde kardeş Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın ilaç ve tibbi cihaz kurum laboratuvarlarında analizlerden geçecektir ve o analizlerin neticeleri de bizimle paylaşılacaktır. Bugün de artık bizim aşılamaya başladığımız gelen aşı partisinin de analizleri orada yapılmıştır ve analiz neticelerini bizimle Türkiye Sağlık Bakanlığı paylaşmıştır ve analiz neticeleri de Türkiye'deki uygulanan aşılar gibi tamamıyla uygun bulunmuştur aşılamaya başlamaya. Ve böylelikle biz de ülkemizde sağlık çalışanlarımızdan bu aşılamaya başlayacağız. Sağlık çalışanlarımızın önümüzdeki iki hafta içerisinde tamamen aşılanmasını bitirmeyi hedeflenmişiz. Onun ardından ise bizim 65 yaşın üzerinde vatandaşlarımız aşı stratejisine göre aşılanacaklar ve onun ardından da diğer bizim insanlarımız, vatandaşlarımız risk grupları başta olmakla o şekilde aşılama programı devam edecektir. Ehalinin toplumsal bağışıklık dediğimiz bağışıklığın yaranması için daha geniş kütlelerinin aşılanmasına ihtiyaç var. Ancak ilk başta risk gruplarının 65 yaş üzeri, ondan sonra ikinci aşamada 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın ilk gelecek olan, artık anlaşma kapsamında ilk gelecek olan aşılarla aşılanmasını hedefliyoruz. Bununla bizim hastaneye yatış oranımızda bir düşüş hedefimiz var. Çünkü hastaneye yatanların %70-75'i 50 yaş üzerinde. O şekilde. Ondan sonra ise daha aşağı yaş grupları için bizim aşılar, aşı üreticileriyle hem iki tərəfli, hem de COVAX tesisatı kapsamında müzakirelerimiz devam ettirilecek ve ülkemize aşılar getirilecektir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.